Umarım Raj'ın ailesi bu hediyeyi beğenir. Bir ay sonra Sarita'ya en değerli hediyeyi vermiş olacaksın. Raj'ı. Sen burada bekle, ben arabayı getireyim. Al. Hey Munna, baksana bu küçük gelin. Hani şu nikah yeminin ortasına bırakıp giden. Görüyor musun? Bugün yine terk ettiği adamla birlikte dolaşıyor. Baksana Raju dostum. Demek insan evlenmeden de hayatın tadını çıkarabiliyormuş. O zaman evlenmeye ne gerek var ki? Bakar mısın? Bir ay boyunca başka birinin evinde kalacağını duyduk. Bizim eve gelsene. Çok eğlenirsin. Bu arada parayı düşünme lütfen. Sana istediğin kadar para veririz. Hadi söyle bakalım, bir ay için ne istiyorsun he? Aptal! Kaybol! Sen bana el mi kaldırıyorsun? Bırak beni! Ha, küçük gelin, bugün bizim elimizden kurtulamayacaksın. Bırak anladın beni! Mı? Bırak beni! Bırak ha, dedim! Yakalayın! Yakalayın onu! Hey, bırakmayın! Nereye? Gidecek hiçbir yerin yok. Hey! Sokakta yalnız bir kadın görür görmez... Hemen edepsizlik ediyorsunuz. Defolun buradan hadi. Sizin yüzünüzden Bhopal'in adı çıkıyor. Ne bakıyorsun? Ona hiçbir zaman el sürmeyeceksin. Sana söz veriyorum. Raj'a hiçbir zaman el sürmeyeceğim. Benim Divya'ma el süremezsin. O benim Divya'm. Raj, kes şunu. Raj, lütfen kes şunu. Raj, kes şunu. Lütfen yapma Raj, lütfen. Raj, dur, lütfen. Benim Divya'ma nasıl dokunursunuz? Bekle. Benim Divya'ma nasıl dokunursunuz? Divya'ma bu ellerle mi dokundun ha? Benim Divya'ma bu ellerle mi dokundun? Senin elini koparacağım. Raj, kes şunu lütfen. Ona dokunmaya nasıl cesaret edersin? Nasıl edersin?
Lütfen durdur onu. Yoksa onu öldürecek. Lütfen. Benim div yama dokunmaya nasıl cesaret Raç! Edersin? Canına mı susadın? Raç bırak onu. Raç kes şunu. Senin kafanı bırak koparacağım. Raç sen aklını mı kaçırdın? Evet aklımı kaçırdım. Onu geberteceğim. Raç benim hatırım için bırak onu Raç. Seni terk mi etti? Yok canım, öyle bir şey olmadı Kamli. Ben sizin için endişeleniyorum. Ne? Sizin için o kadar endişelendim ki sabahlara kadar ağladım. Öyle mi? Birbirimizi ne kadardır tanıyoruz. Kiracınız olabilirim. Ama aynı zamanda dostunuzum. Hı? Baksana lafı çevirmeyi bırak artık. Açık açık söyle ne oldu? Aman Kamli, sana ne diyeyim ki şimdi, yemin ederim... Yani kocam o sırada yıldıznameye bakıyordu. Ona Divya, ev sahibimizin evine gelecekmiş dedim. Bak bakalım tarihi ve saati hayırlı mıymış dedim. Aman tanrım neler dedi neler, neler dedi neler. Kahin gibi konuşmaya başladı. Hayır, hayır, hayır olamaz, olamaz. Ayrılacaklar, ayrılacaklar. Divya gelir gelmez o aile dağılacak dedi. Küçük gelin o aileyi dağıtacak. Yıldızname'de öyle yazıyor dedi. Gerçekten de öyle mi yazıyormuş? Güzel bir güne uyanmak kadar daha güzel ne olabilir ki? Söyle. Bak bunların işi dedikodu yapmak. Kocası bizi kıskanıyor. Değil mi? Çünkü küçük gelin koca şehirde kalmak için sadece bizim evimizi seçti. O yüzden. Çok safsın. Bunlar ne söylerse kanıyorsun. Şimdi git kocana şunu söyle. Söyle ona sakın unutmasın. Burası Soğanlı'nın evi. Buraya kimin gelip kimin gideceğine sadece ben karar veririm. Bizim işimize karışmasın. Ve ona bir de şunu söyle. Ona bir söz verdim. O sayede evimde yaşıyor. Sesinizi kesin ve kiranızı ödeyin. Ve sen, hadi git bademli fıstıklı süt yap. Sundari'nin canı istedi. Hadi! Dedikoducu insanlar. Tamam, hemen gönderiyorum. Kocam benim haklarımı elimden almadı. Ama senden bademli ve fıstıklı süt yapmanı istiyor. Hem de o kadın için. Senin durumun çok kötü Kamli. Gerçekten. Ben kimin durumu daha kötü görebiliyorum. Baksana senin kocanda iki tane eş alacak cesaret var mı? Benim kocam cesur ki iki tane kadına birden bakıyor. Hem sen kim oluyorsun? Kocanın senden ödü kopuyor. Peki o sana ne verdi? Ha, bir tane oğul. Peki ondan sonra? Ondan sonra ne oldu? Hiçbir şey. Sana hiçbir şey vermedi. Bak benim aileme, benim ailem çocuklarla dolu. Kıskanç kadın. Sen benim ailemi mi kıskanıyorsun? Abim geldi. Bu halin ne?
Kocanla gerçekten gurur duyuyorsun, öyle mi? Peki ya oğlun? Hı? Tam 10 yıl oldu, 10 yıl. Ama çocuk? Bir tane bile çocuk yok. Ağzından çıkanlara dikkat et, tamam mı? Sen ne diyorsun? Benim oğlum şu 5 para etmez kadınla evlenmek zorunda kaldı. Böyle olacağını nereden bilsin? Soğuk tavada yemek pişirilir mi hiç? Eğer benim oğlumun seçtiği biri olsaydı şimdi burada boy boy çocuklar olurdu. Ah şu şansıma küseyim. Kocam şu açgözlülüğü yüzünden oğlumun bütün hayatını berbat etti. Yüce Tanrım, ne olur karşıma oğlumun sevdiği bir kız çıkar lütfen. Eğer ben de o kızı Raç'la evlendirmezsem adım Kamlı olmasın. Bir de bana akıl mı veriyorsun? Gelinine sahip çık. Kamli. Baksana sen mi bana akıl veriyorsun ha? Ben sana ne yapacağımı biliyorum. Benim adım Kamla. Ne düşünüyorsun? Sence Raç hakkında yanlış mı düşünüyorum? Hala onun evine gitmek istiyor musun? Divya, neyin var senin böyle? Ne düşünüyorsun? Sen hala onu seviyorsun ve o da hala... Biliyorum. Biliyorum sen beni değil de... Raç'ı seviyorsun. Ama ben senin için endişeleniyorum Divya. Üzerine aldığım bu sorumluluğu gerçekten istediğini sanmıyorum. Sadece bunu bir düşün lütfen. Bugün ne söylersem söyleyeyim bir işe yaramayacak. O yüzden her şeyi zamana bırakıyorum. Ama hedefime ulaştığım o gün... Bütün sorularının cevabını alacaksın Goraf. Yenge, sana yalvarıyorum. Lütfen. Divya'nın bu eve gelmesine izin verme. Lütfen yenge. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Düşünsene. Abinin sevgisine bile sahip değilim ben. Eğer dediğin gibi boşuna ümit ediyorsam, o zaman bu evden bir daha dönmemek üzere giderim. Raç'ı da büyük aşkıyla kavuşturup iyi bir şey yapmış olurum. Onunla 10 yıl geçirdikten sonra sırf o mutlu olsun diye kendimi feda etmeye hazırım ben.
Neye bakıyorsun? Neye bakıyorsun? Sana neye bakıyorsun dedim. Cansi'den ne zaman döndün? Daha yeni döndüm. Gel hadi, hadi burada gidelim. Ne işin var? Ben de her şeyi bildiğin gibi. Söylesene, kursu bitirdin kursu mi? Kursu bitirir bitirmez buraya geldim. Televizyon yıldızı küçük gelinin size geleceğini duydum. Raj! Sadece oyunlarda eğleniyorsun. Bütün bu törenler, şarkılar, danslar hepsi sahte. Benimle gerçek hayatta ne zaman evleneceksin? Biliyorum sen beni değil de Raj'ı seviyorsun. Ama Divya, benim fikrimi sorarsan üzerine aldığın bu sorumluluğu gerçekten istediğini sanmıyorum. Koşun, küçük gelin geldi. Bugün gönlümce dans edeceğim. Aman, dans etmeyeli şapşal uzun zaman oldu. Git dans et ama sakın bir yerini kırayım deme, anladın mı? Hadi çabuk olun. Hadi gelin. Ah tanrım, sen büyüksün. Gördün mü? Bir de yıldıznameyi okuyordu. Bak küçük gelin benim evime geldi. Hem de tam bir ay bizde kalacak. Koca televizyon yıldızı benim evimde kalacak. Yenge, annemin yaptığı hatayı yapma. Bugün ona yatağını verirsin. Yarın senden kocanı ister. Ona onu da mı vereceksin? Bu benim aşkımın sınavı. Bugün buraya sevdiğim adamı kalbimden çıkarıp onun üzerinde hakkı olan kadına vermeye geldim. Ve eminim ki Tanrı da benim yanımda olacak. Eğer bittiyse içeri girebilir miyiz lütfen? Tamam, tabii kızım, hadi gel.
geldiniz. Buyurun. Ha, buyurun. Onu koltuğa otur. Hadi burası, gelin. Buraya burası, gelin. Gel otur kızım. Buyurun. Hadi oraya değil, oraya değil. Buraya otur. Şöyle gelin. Şuraya. Ah, yok, buraya gel. Kızım buraya gel. Buraya. Hadi buraya gel otur. Gel. Gel kızım, orada sıkışırsın. Gel hadi. Hadi gelin, otur kızım, lütfen. Otur. Rahat edin. Tamam. Vay evet, canına çok güzel. Bu ne kadar güzelmiş. Çok güzel görünüyor. Sen de çok güzelsin. Sen gerçek misin? Buna gerçekten inanamıyorum. Bir televizyon yıldızı bizim evimize geldi. Evet, evet gelmiş. Biraz su alabilir miyim? Su mu? Ha, git Mundi, su getir. Anne hemen git su getir. Ne? Sen git. Anne gitsene. Hadi çabuk su getir. Hadi git. Hey sen sağır mısın? Duymadın mı? Bayan Divya su istedi. Hemen git soğuk su getir. Bu arada suyu buzdolabından al. Anladın mı beni? Hayır olmaz, soğuk su olmaz. Küçük gelin soğuk su içmiyor ve dondurma da yemiyor. Gazetede okumuştum. Yok yok hayır. Ben sadece röportajda öyle demiştim. Aslında soğuk suyu çok severim. Öyle mi? Yalancı seni. Anne ne duruyorsun? Soğuk su getirsene. Hey sen orada ne dikiliyorsun bakayım? Git de soğuk su getir. İçine buz koy. Baban sana hiçbir şey öğretmedi mi? Bayan Divya, rahat olun. Ne isterseniz söyleyebilirsiniz. Lütfen çekinmeyin, tamam mı? Sizinle ilgilenmesi için ailemizin en becerikli hanımını seçtim. Evet, burada kaldığınız sürece sizinle Sundar ilgilenecek. Şu Sundar'ı da kim? Hey baksana, sen neden bizim ailemizi utandırmaya çalışıyorsun? Bizim gümüş bardaklarımız yok mu? Neden suyu çelik bardakta getirdin? Su susuzluğu gidermek için. Çelik bardakta ya da gümüş bardakta ne fark eder? Oo, şu tavırlara bakın, şu tavırlara! Sen bu çelik bardaksın. Ve Divya ise gümüş bardak. Yani ben sana ne diyeyim ki Divya kızım? Babası buna ne konuşmayı, ne terbiyeyi, ne de görgüyü öğretmiş. Yani gördüğün gibi bir de sivri dilli. Suyu versene, hadi suyu ver. Divya kızım hadi suyu iç. Bu seferlik çelik bardaktan iç bari. Teşekkür ederim. Acaba Sarita şimdi ne düşünüyordur? Raj'ın gözlerini benden alamadığını görünce eminim kendini çok kötü hissetmiştir. Onun yanına nasıl gideceğim? Etrafımda bir sürü insan var. Burası sıcak mı oldu? Hadi git klimayı aç. Klimayı açmamı ister misin? Evet evet. Hadi git aç. Hayır sen git. Amuni hadi git Divya'ya evimizi göster kızım. Ve bu arada küçük gelinimize odasını da göster. Evet hadi. Hadi. Gel evi göstereyim sana. Önce benim odamı görmeni istiyorum. Çok güzeldir. Bu arada benimle birlikte kalacaksın.
Ben senin gibi tatlı tatlı konuşamıyorum. Seni buraya getirerek hata ettim. Gerçek yüzünü göstermeye başladın hemen. Verdiğin sözü unuttun. Bu kadar mı? Başka bir şey var mı? Ben sadece iyi tarafından bakıyorum. İyi tarafından mı? Neymiş o? Kayınvalidemin bana bağırması mı? Sana gümüş, bana çelik demesi mi? Bir dakika. Gördün mü? Bu ben rangoli yaparken oldu. Raç gelip... ben buraya adım atar atmaz seni aşkın rengiyle boyamaya başladı. Hı? Gördün mü? Demek boşuna değilmiş. İşte şimdi yüzün parladı. Şimdi lütfen öfkeyi bir kenara bırak ve bu ümidi yaşatmaya devam et. Şimdi beni dinle. Raj'la konuşmak istiyorum. Nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Gidip bakayım. Şu boyayı da çıkarayım. Öfke yok. Hı? Oh, bir sürü bulaşık birikmiş. Bari ona yardım edeyim. At, bulaşıkların hepsini yere at. Hepsini yere at da Divya'yı evden kaçır, tamam mı? Divya kızım, sen miydin? Ben de şu sorumsuz kız yine bir şeyler karıştırıyor sandım. Ama senin mutfakta ne işin var? Özür dilerim, elimden kaydı. Aman, hiç önemli değil. Sadece cam bir kaseden ne olacak? Hem senin elin değdiğine göre bulaşıklar daha büyük parlayacak. Bağırdım diye üzüldün değil mi? Ben ne yapayım? Kızım o kadar sorumsuz bir gelinim var ki doğru düzgün bir iş yapması için illa benden azar işitmesi lazım. Hadi ellerini yıka bakalım. Aman baksana şu güzel ellerini mahvedeceksin hadi. Yok hayır. Öyle düşünmeyin. Çalışmak elleri mahvetmez. Daha da güzelleştirir. Ama evet. Beni üzen bir şey var. Ne? Söyle bakalım, yoksa biri sana kötü bir şey mi dedi? Hayır. İçerideyken söylediğiniz şey, benimle gelininizi karşılaştırdınız ya, yanlış anlamayın ama böyle bir şey yapmamalıydınız. Ben ve gelininiz birbirimize çok benziyoruz. Ve sizin gelininiz gümüşten çok daha değerli. Aradaki tek fark bakış açısı. Lütfen ona daha dikkatli bakın. Ve... bir dahaki sefere ona kızdığınızda size az önce söylediklerimi düşünün. Hı? Ellerimi silmem gerekiyor da acaba... Teşekkür ederim. Ben gideyim. Bizim küçük gelin çok doğru söylüyor. Aradaki tek fark bakış açısı. Sarita asa... Bu Raj'la Sarita'nın odası. Munya öyle demişti. Sarita... içeri girip baksam mı? Thank you.
Sen burada mısın Sarita? Sarita... Sarita... Raç! Raç seninle konuşmalıyım. Raç! Raç lütfen! Raç lütfen, lütfen! Beni dinle! Divya nereye gitti ki? Senin gözün yok mu ha? Baksana senin yüzünden yağ döktüm. Ayrıca sizin gelininiz gümüşten daha değerli. Aradaki tek fark bakış açısı. Ona daha yakından bakın lütfen. Ve bir dahaki sefere ona kızdığınızda size az önce söylediklerimi düşünün. Kızım, senin gözlerin görmüyor mu? Neyse, senin bu hallerine de alıştık. Hata üstüne hata yapıyorsun. Hadi, hadi şimdi mutfağa git de yemeği hazırla bakalım. Divya bizimle birlikte yiyecek. Anladın mı? Neden orada durmuş bana dik dik bakıyorsun? Sana dediğimi duymadın mı? Git de yemeği hazırla. Divya bizimle birlikte anne, yemek yiyecek. Şşt. Ne? Bundan sonra bağırmak yok. Artık Divya var. Sonra ne düşünür? Bu insanlar görmemiş cahil der. Doğru diyorsun da şu Divya nerede? Yani neden evde dönüp dolaşıyor ki? Bir şey mi var yani? Bir şey mi arıyor acaba? Benim odama da gelmedi. Anne! Divya var ya bütün evi dolaştı. Şimdi de Raç abimin odasına girdi. Gel gel, sana bir şey göstereceğim hadi. Raç banyo yapıyordu. Ve Divya onun odasında mı? Raç bırak beni! Bugün yüzün bir başka parlıyor, yüzün bambaşka parlıyor. Sana aşık olduysam bunda benim ne suçum var? Dinle, sana bir şey diyeceğim. Evet. Divya çok güzel bir kız, gül gibi yanakları var. Elleri çok güzel ve sesi de çok tatlı. Diyorum ki o bu evde her zaman kalsa. Hemen kızma lütfen. Ben sadece ailemizin iyiliğini düşünüyorum. Yani Divya bizim gelinimiz olsa fena mı olur? Hem kim bilir belki de Tanrı da Divya ile Raç'ın evlenmesini ister. Vay canına, çok akıllıca. Baksana nasıl oldu bilmiyorum ama bugün beynin çalışmaya başlamış ha? Bu gerçekten de harika bir fikir. Bu evliliğin bize çok faydası dokunabilir. İlk faydası bizim ailemiz sırf bu mahallede değil Bhopal'ın her yerinde meşhur olur. İkinci faydası Sarita'nın babasının gerçekten çok parası olabilir. Ama Divya'nın ondan çok daha parası olduğuna eminim. Evet. Üçüncü faydası, eğer olur da evlenirlerse dükkanımızın reklamını Divya'ya yaptırabiliriz. İşte o zaman
bütün hurda dünyası bizim dükkanımıza akın eder. Dördüncü faydasıysa o kızın gitmesi olur. Eğer Raj'ı yeniden evlendirirsek, bizim şu cahil gelinden kurtulmuş oluruz. Merak etme. Sana verdiğim sözü asla bozmayacağım. Sadece Raj'la konuşmak istiyordum ve... Ve ne? Raj'la konuşman bitti mi? Sen hala benden şüpheleniyor musun? Şüphelenmeyip ne yapayım Divya? Demin gördüklerim ne anlama geliyordu? Şuna bak! Şu yatak 10 yıl boyunca bir kere bile buruşmadı. Şüphelendiğim de ne yapayım Divya? Sarita, küçük gelin. Hadi çabuk gel. Çok güzel bir dans göstereceğim. Gerçekten çok özel bir dans. Eminim sen de seveceksin. Sonra beni dans yarışmasına sokacaksın. Ve ben de senin gibi meşhur olacağım. Hadi gidelim, çok eğleneceğiz. Tanrım, sen büyüksün. Ne oldu geveze gelin? Bakıyorum bugün yüzün gülüyor ha? Ne oldu? İstediğin kadar ov, istediğin kadar çitile. Ne yaparsan yap, sahte altını parlatamazsın. Ama gerçek altının parlaklığı her zaman baki kalır. Çok doğru söyledin, çok doğru söyledin. Sen üçüncüsün, üçüncü. İkimizin arasına girdin. Ne de olsa ben onun karısıyım. Ve diğer kadın önünde sonunda evi terk edecek. Ve ben sana yolu göstereceğim, küçük kardeş. Aferin sana, benim geveze gelinim. Çok doğru söylüyorsun. Bu fırsatı iki elle birden sarıldım. Gerçi bazen berbat ediyorsun her şeyi ama ne derler bilirsin. Ne ekersen onu biçersin. Aferin sana. Hadi bağla şunu. Sarita, Raj nerede? Onu kendine sor. Sarita, onunla konuşmam gerekiyor. Raj nerede? Sen ne yaptın da Raj durup dururken çıkıp gitti? 10 yıldır bunu hiç yapmamıştı. Dükkana hiçbir zaman geç kalmaz. Ama bugün 10 yıldır ilk defa geç kaldı. Dükkana gitmemiş. Söyle, söyle ne yaptın ona? Düşündüğün gibi bir şey yok. Ben daha Raj'la konuşmadım bile. Hem bu öyle kolay değil. Bir günde mucize yaratamam ki. Sarita, ben sana bir söz verdim. Ve bu sözü tutacağım, tamam mı? Ama eğer sen bana güvenmezsen, o zaman hiçbir şey yapamam. Ben bu eve sadece ve sadece senin için geldim. Bir kez olsun kendini benim yerime koy lütfen. Bu hiç kolay değil. Ben Raj'ı sevdim. Onu 10 yıl boyunca bekledim. Şimdi bunları unutmam ve senin hatırın için onu ikna etmem... Kolay değil. Lütfen Sarita, bir kez olsun şu şüphelerinden ve korkularından kurtul lütfen. Bunu yapmak zorundasın. Hem biz kadınlar zaten yeterince duygusalız. Ve sırf bu yüzden bazı sorunlarımızı bir türlü çözemiyoruz.
Sarita, bu hayatta bazen mantıklı olmak gerekiyor. Bana güven. Lütfen Sarita. Dostum, en azından birine söyleyebilirdin. Evde herkes seni merak ediyor. Açlıktan ölmek üzereyim. Hadi gidip bir şeyler yiyelim, gel. O kim? Raj'ın arkadaşı. Omkar. Buradaki kiracılardan biri. Ayrıca pederin oğlu. Ondan Raj'ı aramasını istemiştim. Benim bir planım var Sarita. Bu sayede amacımıza ulaşabiliriz. Plan şu. Küçük gelin, acaba imzanı alabilir miyim? Okuldaki herkese göstereceğim. Onu iki yapalım, ben de istiyorum. Bakayım. Hadi gidelim, çabuk ol. Biz okula gidiyoruz, görüşürüz. Hey! Su versenize. Raj, Divya'ya biraz su versene. Sürahi önünde duruyor. Kıza biraz su versene. Tamam Divya kızım, al su iç. Herhalde ailen seni çok özledi ve o yüzden böyle oldu. Raj yüzüme bile bakmıyor. Bir an önce onunla konuşmam gerekiyor. Bir daha böyle bir şey yapmadan önce Sarita ile birlikte planımızı gerçekleştirmek zorundayız. Raj, seninle konuşmak istiyorum. Bu akşam saat 8'de Kamla Parkı'ndaki gölde seninle geçmişimiz, şimdimiz ve hepimizin geleceği hakkında konuşmam gerekiyor. Vay canına, Gulapcamun. Eve gelişimi kutlamak için hepinize Gulapcamun dağıtacağım. Evet, evet, çok güzel olur. Hadi dağıt. Buyurun. Mutlu ol. Teşekkür ederim. Hayır, sağ ol. O da ne öyle? Üzerinde bir şey yazıyor. Kamla, baksana şuna. Belki de faturadır.
Fatura sayılır. Eski bir müşteri. Raç mesajı okudu ama yine de gelmedi. Onu gölde 3 saat boyunca bekledim. Şimdi ne yapacağız Sarita? Bizim... Sarita bu... Bu kimin dükkanı? Ve ışıklar... Neden açık? Bu bizim depomuz. Ama ışıklar neden yanıyor? Belki de Raj içeridedir. Ben gidip onunla konuşacağım. Raj'la tamam. Gecenin bu saatinde mi konuşacaksın? Ben onun için gitmiyorum. Niyetim kötü değil. Ben sadece Raj'la konuşmak istiyorum. Aslında Raj genellikle bu saatte hesap kitap yapar. Ve bu saatte biri onu görmeye gelirse çok sinirlenir. Eve gelip olay çıkarırsa ne yapacağız? O zaman evde bir gece bile kalamazsın. Hemen gitmen gerekir. Ne olacaksa olsun. Ben onu düşünmüyorum. Onunla bir an önce konuşmam gerekiyor ve ben onunla konuşana kadar planladığımız şeyi hiçbir zaman gerçekleştiremeyiz Sarita. Yoksa planımızı unuttun mu? Ben de gelebilir miyim? Sarita, lütfen bana güven. Lütfen. Bak, bizim başka çaremiz yok. Bir kez olsun bana güvenmeye çalış. Lütfen. Sarita, diğer bütün kadınlara örnek ol. Ve kocanın sevgisine güvenmeye çalış. Bu arada ikimiz birden içeri girersek, Raj beni buraya senin getirdiğinden şüphelenecektir. Ve ben Raj'ı çok iyi tanıyorum. O zaman seninle bir daha hiç konuşmaz. Bunu yaparsak sana çok kızar. O yüzden lütfen sen eve git. Ve lütfen bana güven. Hı? Eve git. Beni görmeye geleceğini biliyordum. Bütün şüphelerini ve çekilen bütün acıları açıklığa kavuşturana kadar gitmene izin vermeyeceğim. Aslında ben sana çok öfkeliydim. Hem de çok. O kadar ki, eğer bir daha görüşürsek seni tanımıyormuşum gibi yapacaktım. Ama seni gördüğüm anda içim eridi. 10 yıl önce nasıl eridiyse öyle. Hatırlıyor musun?
bütün acılarını, bütün şikayetlerini ve bütün kızgınlığını, bütün öfkeni, hepsini dökebilirsin. Bugün kalbindeki her şeyi dök. Bu o kadar kolay değil Divya. Raç ne zamandan beri böyle zayıf bir adam oldu? O eski Raç nerede? Kalbindeki her şeyi çekinmeden söyleyen Raç nerede? 10 yıl önceki Raç. Benim Raç'ım. Divya! Divya, büyük bir hata yapıyorsun. Divya! Lütfen beni terk etme. Divya, sensiz yaşayamam. Ne olur beni bırakıp gitme. Divya! Divya, lütfen bırakma. Divya! 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 O Raç nereye gitti? Her zaman yaşama sevinciyle dolu olan o Raç nerede? Ağlayan bir yüzü güldüren Raç nereye kayboldu? O Raç tren istasyonunda kaldı. Onu bırakıp gittiğin istasyonda kaldı. O gün istasyondan geri dönen kişi başka biriydi. Senin Raç'ın değil. Keşke ölseydim de... Ne olur ölmekten bahsetme Raç. Ama sen de şunu kabul et. Sensiz bir hayatın hiçbir anlamı yok. Var mı? Beni neden bu kadar çok seviyorsun? Başka ne yapabilirim? Seni sevmek benim için hayat demek değil ya. Seni seviyorum. Peki bu aşkı onun için hiç hissetmedin mi? Sen karını hiç sevmedin mi? Senin rujun. Hatırlıyor musun Divya? Bu senin ilk rujun. İlk gösterin. O gün sahneye çıkacaktın. Ruj sürmeyi bilmiyordun. Hatırladın mı? Ben sana öğretmiştim. Bak bu saat. İlk ödülün. İlk ödülün. En iyi oyuncu. Divya Malhotra. Sahnede ve bu ödülü sen aldın. Hatırladın mı? O gün çok mutluydun. Hatırlıyor musun Divya? Akşam okulu ektiğimizde bütün gün parkta gölün yanında otururduk ha? Biz yaprakların üzerine şiirler yazardık. Raç, Divya'yı seviyor. Divya Raç'ı seviyor. Baksana. Bu fotoğrafı hatırladın mı? Hatırladın mı? Üniversitenin ilk günü ve hani saçlarına gözlüklerin uyumlu mu diye endişeleniyordun ya. Derse girmeden önce çok heyecanlıydın ve biz fotoğraf çektirdik. Hatırladın mı? Bir saniye. Şunu yazmıştım. Bu gece çok karanlık ve ne yaparsam yapayım uyuyamıyorum.
Gözlerimin altında koyu halkalar oluştu. Ve bu halkalar senin her saniye, her dakika benim olduğunun kanıtı. Raç, senin racın. Bunu hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun? Ben başkasını nasıl sevebilirim? İnsan hayatında bir kez aşık olur. Ve ben sana aşık oldum işte. Divya, ben Sarita'yı sevmiyorum, hayır. Ben kimseye boşuna ümit veremem. Ben bütün bunları yeniden yapamam Divya. Senin gerçek aşkın beni buraya yeniden getirdi Raç. Evet Raç. 10 yıl sonra dönmemin nedeni sadece sensin. Ben düğünümü bırakıp gittim. Sırf senin için. Kader bize yeniden birlikte olmamız için bir şans daha verdi. Ben Raç, sırf senin için döndüm. Seni çok seviyorum. Biliyorum. Senin bana ne sormak istediğini biliyorum. Ben seni bir kere bile unutmadım. Bir kere bile. 10 yıl. 10 yıl boyunca her gün seni bekledim Raç. Bhopal'e sadece ve sadece senin için döndüm. Gelir gelmez ilk senin evine gittim. Orada öğrendim ki sen başka birine aitmişsin. Evlilik kolyesini ve sinduru başka birine vermişsin. Sana bir şey sorabilir miyim? İstersen 100 tane soru sorabilirsin. Sor. Bir şeyi merak ettim. Oğlun Raj'ın aşık olduğu şu kızı tanıyor musun? O kız yüzünden hala Sarita'yı sevmiyor değil mi? Hayır. Kim olduğunu bilmiyorum ama kesin şimdi 4 çocuk annesidir. Gece gece oğlumun aşk hikayesini mi dinlemek istiyorsun? Hayır hayır canım. Sen uyu. Neden bilmiyorum ama Divya ve Raç birbirlerini uzun zamandan beri tanıyormuş gibi hissediyorum. Ben o kadına gerçeği söyletmesini bilirim. 10 yıl önce ailemin sorumluluklarını yüklenmek için seni bırakıp gittim. Ama sana güvenmiştim. Beni bekleyeceğinden emindim. Beni bulacağından emindim. Ama sen evlendin. Beni bekleyemedin. Ben hiç evlenmedim. Ben hiç kimseyi sevmedim. Ben kimseye kalbimi açmadım. Neden biliyor musun? Çünkü 10 yıl boyunca sadece ve sadece seni düşündüm. Hem de her dakika. Ruhumda, kalbimde, gönlümde sadece sen vardın. Seni beklemekten hiçbir zaman sıkılmadım. Ama sen ne, beni... Ne? Ben ne? Ben ne yaptım? Mecbur bırakıldım. Babam beni defalarca tehdit etti. Kendimi öldüreceğim dedi. Anneni öldüreceğim dedi.
Düğün yeri hazırlanmıştı. Sarita orada beni bekliyordu ve ben evlilik yemini etmeye mecbur kaldım işte. Ben... O gün benim hayatım tamamen durdu. Evet, evlendim ama... Ben sadece seni sevdim Divya. Şimdi bile kalbimde sadece sen varsın. Divya Sarita sadece benim sorumluluğum. Ben onu sevmiyorum ki. Divya, ben bütün bunları unutmak istiyorum. Hayatımızın son 10 yılını tamamen silmek istiyorum. Sadece benim Divu'mu seviyorum ben. Ben sadece onunla yaşamak istiyorum. Ve senin üzerine yemin ederim ki ben şimdiye kadar Sarita'ya el bile sürmedim. Bu günahı işlemedim ben. Ben kimseye ihanet etmedim. Senin racın böyle bir şey yapmaz. Senin racın değişmedi. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Bak, ben sadece ve sadece senin olmak istiyorum. Divya. Ben biliyorum o kameralar, televizyon, yarışma hepsi bir bahaneydi. Buraya sadece benim için geldin. Değil mi? Gerçek bu. Değil mi? Evet. Ben sana buraya neden geldiğimi söyleyeceğim. Sen belki de hatırlamıyorsun. Ama babamın güvendiği biri vardı. Bay Acharya. Bilge bir adam. Ben ona körü körüne inandım. Şimdiye kadar bütün söyledikleri gerçek oldu. Senin hayatında başka biri olduğu için evlenmeye karar vermiştim. Ama o gün her şey değişti. Bay Acharya yıldız haritama baktı ve bana o adamla evlenemeyeceğimi söyledi. Çünkü benim yıldız haritamda yazana göre benim hayatım, benim aşkım Gorav değilmiş. Ben sevdiğim insanla evlenecekmişim. Yıllardır beklediğim insanla evlenecekmişim. Bay Acharya bana bunun kaderim olduğunu söyledi. Ne yazıldıysa o olacak dedi. Ve bak, Bay Acharya'nın söyledikleri gerçek oldu. Evliliğim iptal oldu ve evlilik yeminimi bırakıp gittim. Sadece senin için. Divya, artık birlikte olabileceğiz değil mi? Ben de bunu istiyorum. Şimdi söyle lütfen. Bunu mümkün kılmak için ne yapmak gerek? Söyle lütfen. Ben her şeyi yaparım. Sadece Divya'mı istiyorum. Ha? Bay Acharya o gün dedi ki, Sarita seninle ancak gelecek ayın aysız gecesine kadar birlikte olabilecek. O ne demek? Sarita ölecek demek. Ve bu kesin olacak. Ölecek de ne demek? Sen ne diyorsun böyle? Raç, Sarita öldükten sonra yeniden birlikte olabileceğiz. Evet, Bay Acharya öyle olacağını söyledi. Ve onun söyledikleri her zaman gerçek oldu. Divya? Divya? Sanırım uyuyor. Divya? Divya? Tanrım! Divya odasında yok.
Aman tanrım, Yaraç'la birlikte kaçtıysa. Soğanlal! Soğanlal! Şilemunni, Babri, abla ne uyuyorsunuz? Buraya gelin hadi. Divya, yani küçük gelin odasında yok. Soğanlal, hemen buraya gel. Benimle dalga mı geçiyorsun dalga Divya? Dalga geçmiyorum. Gerçek bu, lütfen çok inan saçma. Bana. Bay Açarya'nın söyledikleri hiçbir zaman yanlış çıkmaz. Güven Divya, bana. Ben öyle saçma sapan şeylere inanmıyorum. Ve senin de böyle saçma sapan şeylere inanmaman gerek. Sen bana inanmıyorsun değil mi? Tamam o zaman. 20 gün sonra bana kesin inanacaksın Raç. Çünkü bu kaçınılmaz bir şey. Ve Sarita öldükten sonra kimse bizi birbirimizden ayıramaz. Kapa çeneni Divya, kapa çeneni. Ne oldu? Gecenin bir yarısında bu kargaşa ne böyle ha? Neden bağırıp duruyorsunuz? Ne oldu? Evde büyük bir sorun var ve kimsenin haberi yok. Küçük gelin evi terk etti. Biriniz bana cevap verin. Bu soruyu küçük gelini kime emanet ettiysen ona sorman gerekmiyor mu? Değil mi küçük kardeş? Sen hiç hata yapmazsın değil mi? Ablacığım, şimdi birbirimizle laf yarıştırmanın hiç zamanı değil. Küçük gelin bir anda evden kayboldu. Bu ne anlama geliyor? Biliyorsunuz değil mi? Ben hemen karakolu arayacağım. Şarma şimdi nöbettedir. Hayır. Arayacağım. Hayır olmaz. Şimdi rezalet çıkar. Senin adın karalanır. Televizyonlar, medya, herkes eve toplanır. O zaman ne yapayım? Böyle olacağını nereden bileyim? Oğlun nerede? O küçük gelinin arkadaşı değil mi? O zaman küçük gelinin bu saatte nereye gittiğini de biliyordur değil mi? Onu çağır sor hadi. Hey Raç! Hey Raç! Raç dükkandan dönmedi. Ben gidip dükkana bakacağım. Dinle. Ben de geleyim. Hadi. Tanrım sen büyüksün. Şu küçük gelin bu eve adım attığından beri başımıza gelmeyen şey kalmadı. Sanki bir dizinin içinde gibiyiz. Tanrım. Raç sen Sarita için bana mı bağırdın? Sarita ile aranızda nasıl bir bağ var? Bir bağımız olsun ya da olmasın Divya. Bütün bunlar saçma sapan şeyler. Hiçbirine inanmıyorum. Seninle birlikte olmak için yıldız haritalarına ya da birinin sözüne ihtiyacım yok. Özellikle de Sarita hakkında böyle çirkin şeyler söyleyen insanlara hiç ihtiyacım yok. Divya biz ilişkimizi Sarita'nın ölümüne... Bu hassaslığın görevime devam etmek için bana cesaret verdi Raç. Senin ve Sarita'nın bu sevgisiz evliliğini sevgiyle dolduracağım. Ne olursa olsun Sarita'yı sevmeni sağlayacağım. Siz burada ne yapıyorsunuz? Bakın, küçük gelin buradaymış. Ama siz gecenin bu saatinde ne yapıyorsunuz? Yani uykunuz gelmedi mi? Küçük gelin, peki sen? Beni uyku tutmadı. O yüzden yürüyüşe çıkayım dedim. Yalan söylüyorsun. Neden açık açık evimizi beğenmediğini söylemedin? Hayır anne. Buna gece yürüyüşü deniyor. Vay canına, ünlüler sağlıklarına gerçekten çok dikkat ediyorlarmış. Bu arada söylesene sen kaç kalori yaktın? Tanrı'ya şükür seni sağ salim bulduk. Tanrı biliyor meraktan ölmek üzereydik. Ama ben senin hiçbir yere gitmeyeceğini biliyordum. Birileri evde yaygara kopardı da o yüzden çok korktuk. Gel. Ben sana bir nazar duası okuyayım. Çünkü etrafımızda kötü niyetli insanlar var. Eğer biraz daha geç çıksaydım... Herkes benimle Raj arasında neler olduğunu öğrenecekti. Yolların, sokakların, komşuların, yabancıların ve evdeki kem gözlülerin. Tütü.
şunu dışarı götür. Tamam. İşim de oldu. Artık kimsenin sana nazarı değemez. Herkes yeni gelen küçük gelini düşünüyor. Herkes onu merak ediyor. Ama bu ailenin gerçek gelini evde değil. Kimse onu merak etmiyor mu? Aman Tanrım. Neler oluyor? Daha bir bilmece çözülmeden yenisi başlıyor. Küçük gelin bu eve adım attığından beri burada tuhaf şeyler oluyor. Tuhaf olan ne? Küçük gelin ne yaptı ki? Ha? Bu evde kimse Sarita'nın boynuna tasma takmadı. Arada sırada canı istediğinde anne babasının evine gidiyor. Ne olacak? Yine kaçmıştır. Annesiyle babasının evine geri dönmüştür. Anne! Sen ne söylüyorsun? Ama sen... Bakın, Sarita da geldi. Baksana sen yine nereye gittin de günah işledin? Yoksa mahallede yeni bir sevgili mi buldun? Eğer günah işlemek isteseydim 10 yıl beklemezdim. Hem ayrıca senin şu zehirli dilin yüzünden hiçbir adam kafasını çevirip bakmaz. Çatıya çıkmıştım. Oradaydım. Uyuyamadım çünkü. Öyle mi? Çatıya çıkmadan önce size başvuru mu yapmam gerekiyor? Bana bak, sen haddini iyice aşmaya başladın. Şuna bak, nasıl rol yapıyor, utanmadan topallıyormuş gibi yapıyor. Rol yapmıyorum ben. Bileğimi burktum. Burktun mu? Nasıl burktun? Aman hiçbir şey yok. Bu kız tembelin teki, yine bunun için bahane uyduruyor. Evet evet, çünkü bu evdeki tüm işleri senin kızların yapıyor. Bütün gün oturup televizyon izliyorum ben. Hey Haryanili geveze gelin. Bugün yine zehir saçıyorsun, söylesene. Ha? Bu evde olay çıkarmadan uyuyamıyor musun sen? Kocan seni sevmiyor diye herkesin uykusunu kaçırdın. Hadi odana git. Şuna bak, utanmadan bana zehir dilli diyor. Sus! İnsanların uykusunu berbat ettin. Divyacığım, yorulmuşsundur. Hadi git biraz dinlen. Hadi. Aslında diğer kadına güvenerek büyük bir hata yaptım. Ne olursa olsun Divya ile bir an önce konuşup buraya gerçekten niye geldiğini öğrenmeliyim. O zamana kadar rahat edemem. Duygularımı görmezden gelip doğru olanı yapmam gerekiyor. Bugün Raj'a çok büyük bir yalan söyledim. Bu eve onun için geldiğimi söyledim. Ben bu eve Raj'ın sevgisini aramaya gelmedim. Sarita'nın haklarını almasına yardım etmeye geldim. Benim artık Raj'ın üzerinde hiçbir hakkım yok. Sarita'nın sevgisiz hayatını sevgiyle doldurmaya geldim. Ben sadece bir aracıyım. Raj ve Sarita'yı birleştirmek için buradayım. Söylediklerine inanmıyorum ama Sarita için neden endişelendiğimi bilmiyorum işte. Bunu ne diye düşünüyorum? Hiç kimse böyle bir kehanette bulunamaz. Bütün bunlar yalan. Ama Divya bana neden yalan söylesin? Yalandan nefret ettiğimi iyi biliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz
bildirimleri açabilirsiniz.